Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyiciler. FM TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir hür bakışla tekrar karşınızdayız inşallah. Bu hafta yine özel konularımız olacak. Mustafa hocamız ve Kazım hocamızla birlikte inşallah bu konuyu masaya yatırıp sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağız süremiz boyunca. Bu haftanın konusu olgun bakış, olumlu bakış, olgun olmak. Yani Müslüman bir insan nasıl olgun olmalı, nasıl olgun davranmalı? Bunları konuşacağız inşallah. Gerçi süremiz kısıtlı ama konumuz da bayağı geniş. Ama bu kısa sürede inşallah olayın özünü sizlere anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz kıymetli Müslümanlar. Evet, ben programa başlamadan önce öncelikle konuklarıma bir hoş geldin demek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz malumunuz biz 21 günlük bir umre ziyaretinde bulunmuştuk. O arada da programlarımızı yapamadık. Uzunca bir aradan sonra birlikteyiz inşallah. İletişim bilgilerimizi evet arkadaş yazacak inşallah. Benim numaramı yazarsa rejideki arkadaş oraya da sorularınızı iletirseniz program boyunca sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız inşallah. Evet Mustafa hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk Orhan hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam? Şükürler olsun. İyiyiz elhamdülillah. Allah daha güzel. İyisin. Güzel elhamdülillah. Biz umredeydik. Siz buradaydınız. Burada vazife yaptınız. Kazım hocamla beraberdik tabii orada. Biz evet. Umredeydik kutsal topraklarda. Kazım hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Çok güzeliz, iyiyiz. Rabbim daim eylesin. Ben izli. Gerçi şey oldu ama sözünüzü böleceğim ama şey, şimdi, biz de umredeydik ama ben moderatör olarak size sorayım. 21 günlük umreden özü olarak ne söylemek istersiniz? Neler yaşadınız? Nasıl geçti? Kısaca böyle bir anladım. Yani tabii hisler anlatılmaz aslında. Yaşarsın ve sen hissedersin. Karşı tarafa ben bunu anlatayım dediğinde aslında nakıs kalır. Ama tabii Mevla Teala'nın beytini ziyaret etmek, o Kabe'yi görmek canlı gözlerle, orada tavaf etmek, Hacer-ül Esved'i öpmek, Mültezem'de yapışıp dua etmek, Safa Merve'de gidip gelirken Hacer annemizi hissetmek, yaşamak. Bununla beraber Müslüman her renkten, her ırktan Müslümanı görmek, tabii orada zenginliğini, Müslümanların çoğunluğunu hissediyor. Bunlar tabii güzel. Kabe'nin kendine ait feyzi, bereketi de her Müslümanı vuruyor orada, yakalıyor. Bununla beraber bu hisler, bu güzelliklerle beraber Peygamber Efendimizin ayak bastığı yerlere en önemlisi basmak, evini ziyaret etmek, Hatice annemiz ki çok kıymetli, çok değerli ümmetin annesi, onu ziyaret etmek, Sevr mağarasını ziyaret etmek, Hira'ya çıkıp Resulullah'ın o ruh halini anlamaya, yaşamaya çalışmak. Bu mutlaka bir Müslümanın gerçekten bunu arzulaması, hissetmesi lazımdır. Biz arzuladık, hissettik, Mevla Teala evine çağırdı ve gittik, bunları yaşadık. Bu güzelliklerle beraber bir de hicret edip, o hicret yolunda Resulullah'ın huzuruna gitmek ki biz Resulullah'ı diri ziyaret eder gibi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde bulunmak, o yeşil kubbeyi görmek, Cennetül Baki'de sahabe efendilerimizi, Hazreti Osman Efendimiz'i, diğer Sa'd bin Muazzar'ı, Fatma annelerimizi, bunları kabri başına gitmek, bunlar bizlerin Uhud'a gitmek, Hazreti Hamza'yı aynen tepesine çıkmak, Hazreti Hamza'yı ziyaret etmek, yani şunu diyeceğim, bizim kahramanlarımız tabiri caizse, örneklerimiz, bir iş yapacağımız zaman örnek alacağımız şahsiyetler, hikayelerde, kürsülerde dinlediğimiz kahramanlıklarını, Hazreti Hamza döne döne savaşırmış, şöyleymiş, böyleymiş, Musab bin Ümeyr söz vermiş Resulullah'ı ölünceye kadar koruyacağına, öldüğü halde melek suretine girmiş vesaire. Onların o savaştığı yerlere gidip bir de kabrini ziyaret edince ister istemez insan yani gerçekten etkileniyor.
Orada tabii dualar da ettik izleyicilerimize, birçok kimselere. Ve bu şekilde 21 gün, tabii en önemlisi 40 vakit namaz beraber yaptık. Onun da müjdeleri var. İşte münafıklıktan azat edilmesi, cehennemden azat edilmesi, Resulullah'ın sünneti. Hiçbir münafık 40 vakit peş peşe kılamamış. Rabbim bize nasip etti. En azından mühürletmiş olduk yani münafık olmayacağımızı. Bunları yaşamak gerçekten güzel. Bunların hepsinin içerisinde kendine ait hazlar, lezzetler ve anlayışlar ve olgunluklar var. Bugün de konumuz belki olacak. Yani o olgunluklar en önemlisi aslında, almamız gereken. Yani Uhud'a gidince oradaki sahabe efendilerimizin olgunluğunu hissetmek. Orada Resulullah'ın sözünün dinlenmeyişindeki peşinden gelen musibeti idrak etmek ve bunları yaşamak, hissedip ders almak. İşte bu, asıl mesele bu. Yoksa hani dağı tepeyi, kabri seyretmeye gitmedik. Bunları yaşamak çok güzeldi. Bu her Müslüman da farklı seyreder. Herkesin anlayışı, idraki farklı olur. İşte benim kendi idrakim, anlayışım bana has olduğu için bunu anlatamam ama bunları genel itibariyle hepimiz yaşadık. Hissetmeye çalıştık. Bir şeyler almaya çalıştık. Hayatımıza koymaya çalıştık. Rabbim her Müslümana buralara gitmeyi nasip eylesin. Yani detaya girersek hocam uzar gider. Kube'yi tek başına anlatmak lazım. İşte Uhud'u uzun uzun anlatmak lazım. Yani yine de genel hatlarıyla güzel anlattınız. Dediğimiz gibi yani ancak orası gidersek yaşayabiliriz. Ama yoksa teşvik edelim yani. Teşvik anlamında zaten. İzleyicilerimiz. Evet. Yani teşvik anlamında bunları söyleyebiliriz. Yani güzel duygular içerisinde olduğumuzu, anlayışlar, idrakler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii herkesin kendi anlayışı, idraki, teslimiyeti, hissiyatı farklı. Ama gidip oraları yaşamak gerekiyor. O mekanlarda bulunmak gerekiyor. Buradan, oturduğumuz yerden onları anlamamız mümkün değil. İnşallah dediğimiz gibi hepimize nasip eder inşallah. Tekrar tekrar kıymetli izleyiciler. Amin. Sizlere de bizlere de sevdiklerimizle inşallah. Ben şimdi Mustafa hocamıza konumuzu, sorumuzu aslında yönetmek istiyorum. Şimdi Mustafa hocam, herkesin ağzında bir şey var yani. Olgun insan olmak, olgunlaşmak vesaire gibi. Bir Müslümanın olgun olması meselesi nasıldır? Yani bir Müslüman nasıl olgunlaşabilir? Olgun bir Müslüman deyince ne anlamalıyız? Olgun bir Müslümandan beklenen davranışlar nelerdir? Bunlar hakkında kısaca bilgi verirseniz sevinirim. Yani şimdi olgunluk, olgun Müslüman, olumlu Müslüman. Müslümanlar bir kere olumlu bakacak. Bu her zaman konuşulan bir şey. Yani biz Müslümanlar olarak günahın karşısındayız. Günahkarım değil. Hiçbir zaman zinayı normal görme durumumuz yok. Faizi normal görme durumumuz yok. Ama zina yapan bir Müslümanın tövbe etmesini istemek, ona İslam'ın güzelliklerini anlatmak, günah yapana olumlu bakış, günaha olumlu bakmayış. Olumlu, olgun Müslüman budur. Günaha asla olumlu bakmaz. Şimdi böyle gevşeklik olarak, geveleme olarak, ayıp olmasın babında ortada bir haram konuşuluyor. Örfbas edilmeye çalışılan bir sistem vardı, biliyor musunuz? Böyle ya üstünü kapatalım, fazla incitmeden insanlara, hani Allah ve Resulü'nün merhametinden daha merhametli olabilecek kimse yok. Ama şöyle bir olay var, haramlar konuşulurken insanlara evet kardeşim bu İslam'da haram. Yani bizim inandığımız dinde haramdır. Peki biz günaha karşıyız mesela. Haramlara, Allah'ın yasaklarına, peygamberin uzak durduklarına tamamen karşıyız. Ama bunu yapan Müslümansa ne yapacaksın? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de günahları anlatmış. Bir de neyi anlatmış? Tövbeyi anlatmış. Hani olur da her zaman söylüyoruz. Estağfirullah. قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ. Şimdi burada Allah-u Teala Hazretleri diyor? Ey günah işleyerek nefislerine israf edenler. Yani olmaması gereken bir şey yapanlar,
bedenini israf ediyor. Harama düşmekle adam bedenini israf ediyor. Allah'a olan inancını israf ediyor. İslam'ını israf ediyor yani. Allah'tan da ümit kesmeyin diyor. Bizde böyle bir şey var. Evet biz günaha karşıyız ama günah işleyeni de o günahla beraber ortadan kaldırıyoruz. Sen bittin. Olumlu bakış, olgun bakış İslam'da nasıl olmalı? Böyle olmalı işte. Allah-u Teala Hazretleri'nin Kur'an'da dediği gibi günaha hiçbir zaman eyvallahımız yok. Hiçbir zaman bir günahın esnetilmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama günahı işleyen ne? O bir Müslüman. Bu adam bu hataya düşmüş. Ne yapacaksın onu? Onu o halden kurtaracaksın. İslam'ın ne yapmış? Tadını tam alamamış. İmanın lezzetini daha tam yakalayamamış. Bu adama olgun Müslüman olarak sen ne yapman lazım? Onunla bağını kuvvetlendirerek, İslami yaşantını örnek göstererek ve sıkı bir İslam kardeşliğini ortaya koyarak o kardeşimizi, arkadaşımızı ondan kurtarabiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu metodu denemiş. Hazreti Ebu Bekir bu metodu denemiş. İslam alimleri bu metodu çare olarak görmüşler. Hatta iyiliklere yaklaştırmak lazım. Şimdi mesela burada bizim sabah sohbetleri var. Sabah namazı var. 5 vakit namaz var elhamdülillah. Bir kardeşimiz, bir arkadaşımız geldi. Dedi ki hocam ben alkolüyüm. Allah muhafaza ben zina işliyorum. Hocam ben faizle meşgulüm. Faizle yaşıyorum, faiz alıyorum, faiz kullanıyorum. Şimdi bu insana kardeşim bizden uzak dur denmez. Bu olgunluk değil. Müslümanı o günahtan kurtarmak için kendini senin feda etmen lazım. Gayret göstermen lazım. Onunla gidip bankaya gitmeyeceksin. Onun yaptığı yanlışları beraber yapmayacaksınız. O da yanlış. Ne yapacaksın? Onu doğru yola, güzel insanlara, Allah dostlarına, ahiret arkadaşlarına yaklaştırman gerekiyor. Bakın şimdi Peygamber Efendimizin buyurduğu bir hadis-i şerif var. İsrailoğullarında yani Yakup Aleyhisselam ve ondan sonra gelen nesil bu. Onlara İsrailoğulları deniyor. Bir şahıs bizzat Peygamber Efendimiz bunu sahabesine anlatmış. Aramızda böyle bir Müslüman var mı? Yok. Böyle 199 kişi öldürmüş. İsrailoğullarında bir şahıs tam 99 kişi öldürmüş ve bir rahibe gidiyor. O zamanlar tabi Hristiyanlık var. Rahibe gidiyor diyor ki ben tam 99 kişi öldürdüm. Benim Allah katında kurtarılabilme, kurtarılma veya kendimi kurtarma şansım var mı yok mu diyor. Bakın bu örnekler çok önemli. Çünkü biz insanlar hata işlediği zaman hemen dışlıyoruz. Tabii ki hata yanlış. Ama adamı dışlamayacaksın. Bu adamı seni öteledikçe, bu adam cami cemaatinden, Müslümanlardan uzaklaştıkça kime yaklaşıyor? Yanlış kişilere. Daha büyük yanlışın içine yaklaşıyor Allah muhafaza. Bir rahibe gidiyor, diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Ne yapmam lazım? O diyor ki sen bitmişsin hemşerim diyor rahip. Senin kurtarılma şansın yok. Çünkü cinayet ya bu. Allah muhafaza eylesin. Gerçekten bir cana kıymak çok ağır ve belli bir şeydir yani. O zaman rahibe diyor ki o katil. Madem öyle diyor. 99'du 100 olsun diyor. Madem işimiz bitti sen de diyor boşuna yaşama diyor. Tak tutuyor orada rahibi de öldürüyor. Sonra başka bir yere gidiyor. Diyor ki oradaki din adamına. Ben 100 kişiyi öldürdüm. 99'du. Ne yaptı? Bir de rahibi öldürdü. Etti 100. Ben diyor 100 kişiyi öldürdüm. Allah beni affeder mi? Allah beni bağışlar mı? Yoksa cehenneme atar. O şahıs da diyor ki ona. Bak diyor şu dağın arkasında ötesinde bir belde var. Orada hep iyi insanlar yaşar. Af olup olmayacağını ben bilmem. Ama madem tövbe ettin, pişman oldun, orada iyi insanlar var. O insanların yanına git. Eğer onların yanında yaşarsan, tövbe de edersen, af edilme ihtimalin yüksek olur diyor. Adam tabii bir ümit. Çünkü hatayı yapmış, pişman olmuş ama
pişman olma sürecinde gerçekten baktığınız zaman ağır bir tablo var. 100 tane insan öldürmüş. Gidiyor, yola çıkıyor, dağın arkası bir yer. Eskiden araba yok, otobüs yok. Kendi başına yürüyerek gidiyor derken bu şahıs vefat ediyor. Bakın bunları bizzat alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Yolda giderken bu şahıs vefat ediyor. Bu şahıs vefat edince azap melekleri ve rahmet melekleri adamın başını üşüyorlar. Diyorlar ki bu Allah-u Teala Hazretlerinin aslında neyi? Bize bir örneği. Ne kadar günah işlese de, ne kadar hata işlese de, hataya düşman olabilirsin ama hata işleyenin tövbe etme ihtimalinden dolayı ne yapacaksın? Her zaman bir kapı açık kalmalı. Bütün kapıları onların suratına kapatamayız. Günahkarların suratına kapı kapanmaz. Günahları red ederiz ama günahkarlara kapı kapatılmaz sevgili Müslümanlar. Bu şahıs ölüyor. Nereye gidecek bu şahıs? Buradan çıktı, dağın arkasındaki iyi insanların yaşadığı bir yere gidecek. En netice azap melekleri geliyor, diyor ki bu şahıs daha tövbesini tam etmedi. Bu adam 100 kişi öldürdü, bir tane ameli yok. Rahmet melekleri de diyor ki evet, geçmişte bu adamın, bu şahsın hataları, eksikleri, noksanlıkları vardı ama şu an yok, tövbe etti. Tövbe ettiği için tövbe de günahlar affettirir. Bunun makamı rahmet olması lazım. Azap olmaması lazım. Azap melekleri diyor ki hayır, bunun bir azabı lazım. Bir ufak tokat yemesi lazım. Azabını çekmesi lazım. Olay Mevla Teala Hazretlerine müracaat ediliyor. Ya Rabbi, biz bu şahsın amel defterine bakarak azap melekleri diyor ki daha tövbe etmemiş ama pişman olmuş. Fakat geçmişte bir sürü hatası, eksiği ve katil olması, 100 kişinin katil olması bile azap melekleri olarak bunun yeri cehennem çukurlarından bir çukur olarak düşündük. Rahmet melekleri geldi, bu tövbe etti. Bu artık iyi insanların yanına gidecekti. Ömrü vefa etseydi çok iyi bir insan olacaktı. Bu rahmet, bu cennet bahçelerinden bir bahçeyi hak ediyor diyerek Allah-u Teala Hazretlerine konuyu iletiyorlar. En netice Mevla Teala Hazretleri de diyor ki o diyor ne yaptı? Çıktı, yola çıktı. Nereden çıktı? Pişman olduğu, tövbe ettiği yerine. Nereye gidiyordu? İyi insanların yerine. Gidin mesafeyi ölçün. Gittiği yere az kalmışsa onu diyor rahmet melekleri az. Ama çıktığı yer daha yeni başlamış, gideceği yere uzaksa mesafe, o zaman diyor azap melekleri alsın diyor. Rivayet ediliyor ki aslında adamın gideceği yer daha yeni yola çıkmış. Gideceği yer 5 kilometre, adam daha yola çıkmış 1 kilometre olmuş. Normalde onu kim alması lazım? Azap melekleri alması lazım. Allah-u Teala Hazretleri'nde Mevla Teala yeryüzüne emrediyor. O gideceği yeri yakınlaştırıyor, çıktığı yeri çok gösteriyor. Mesela gideceği yer 6 kilometre ise sanki 4 kilometre gitmiş gibi o kariyeyi o şahsa yaklaştırmış oluyor toprağa emir ederek. Ve ölçüyorlar, bakıyorlar ki bu şahıs tövbe ettiği, iyilerin arasına karışacağı yere daha yakın. Azap melekleri bu sefer o şahıstan vazgeçiyor ve 100 insanı öldürmüş olan o şahıs Allah-u Teala Hazretlerine yaptığı samimi bir tövbeden dolayı ne yapmış oluyor? Rahmet melekleriyle muamele görüyor. Konumuz olumlu bakış. Bak gördünüz mü? Eğer bir insana olumsuz bakarsanız o insanın ahiretindeki bir rahmet kapısını daha kapatmış olursunuz. Evet ya, benden bir şey olmaz deriz. Allah muhafaza etsin, bir bakarsınız ki adamın ahirete yönelisi varsa yönelmemiş olur. Olumlu Müslüman, olgun Müslüman kendi ibadetlerini yaptığı, kendi namazlarını, kitabını, Kur'an'ı okuyor, haramlardan vazgeçiyorsa bu güzel bir Müslümandır. Ama olumlu Müslüman kendisi kalitelisi olmasına rağmen hiçbir Müslümanı dışlamadan, onları da
o rahmet dairesinin içine çekebilmek için gayret gösteren, çaba sarf eden, Allah var kardeşim, nefes aldığın müddetçe, dilin döndüğü müddetçe Allah-u Teala Hazretlerinin sana bir rahmeti olabilir. Hala dünyadasın, yaşıyorsun, nefes alıyorsun, o zaman umudun var. Ama hataların hatadır, haramların haramdır. Şimdi faiz yiyorsun, haram. Zina işliyorsun, haram. Kumar oynuyorsun, haram. Alkol kullanıyorsun, haram. Hırsızlık yapıyorsun, haram. Gıybet, dedikodu vesaire. Bunlar haram, eyvallah. Ama Allah affeder, rahmet sahibi bir. Bunu da unutma. Tövbe edersen Allah-u Teala Hazretleri hemen sana yönelir, tövbeni kabul eder. İnnallaha ayet-i kerime bu. Yani böyle bütün günahları normal gelelim, herkese affedelim. Ne bizim elimizde af belgesi var, ne af icazeti var. Allah affeder. Ayet-i kerimenin devamında Mevlamız ne buyuruyor? İnnallaha, muhakkak ki Allah-u Teala Hazretleri yagfiru zunube cemi'a, bütün günahları bağışlar. Mevla'nın böyle bir rahmet gücü var. O yüzden biz de olgun bir Müslüman olarak, bakın kendimizi yetiştiriyoruz. Allah'ın rızası, sevgisi, muhabbeti, Mevla'ya aşkı vesaireyi bedenen, ruhen olgunlaşıyoruz. Ama asla sadece kendimize yönelik değil, tüm Müslümanlara yönelik o rahmet kapısının her zaman hizmetkar olacağımızı da unutmamamız gerekiyor. Evet Mustafa Hocam, ağzına yüreğine sağlık. Sorular geliyor, telefonda da arıyorlar ama izleyicilerimiz aradığınız zaman bakamıyoruz kıymetli izleyiciler. Mesaj yoluyla sorularınızı iletin, inşallah onları sizlere ileteceğiz. Evet Kazım Hocam, sözü size vereyim ben. Olumlu bakıştan bahsetti Mustafa Hocam, sizden de olgunlukla alakalı. Ben de olgun bakış. Evet, olgun bakış veyahut da olgun bir insan nasıl olmalı? Yani olumlu bakış sahibi olmak için aslında olgun insan olmak gerekiyor. Yoksa olgunluğun, yani aslında olgunluk da demeyelim, bizim terimimizde, yani bizim kültürümüzde onun ismi kamil, kemalat, olgunluk, kamil mümin, olgun Müslüman. Çünkü Türkçe'de olgunluk belki farklı anlaşılabilir. Ama kamil, kemale ermiş, kemalat sahibi dendiği zaman daha derin, anlamlı bir manası vardır. Şimdi Müslüman bir kere kamil olması lazım, kemale ulaşması lazım, olgunluğa ulaşması lazım. Aksi takdirde hiçbir şeyin hamı yenmiyor. Yani bir karpuzun hamı yenmiyor. Bir portakalın hamı yenmiyor. Şimdi karpuzun hamı, portakalın hamı yenmediği gibi insanın ham oluşu da, yani yenmiyor demeyeyim de, itibara alınmıyor diyelim. Allah katında değeri olmuyor. Çünkü ham. Ve karpuzun hamı kullanılmıyor. Yani bir işe yaramıyor. Yiyemezsin. Bir meyvenin ham oluşu. Bazen bakıyorsun diyorsun, işte bir meyve görüyorsun ağacında. Koparıyorsun, bir ısırıyorsun. Olmamış. Diyorsun bu ham. Atıyorsun. Halbuki çürüğü yok, bir şey yok. Niye yemiyorsun? Çünkü ham, ekşi, yenmiyor. İnsan da yani o ham meyve fayda vermiyor. İnsanın da kemale ermeyeni fayda vermiyor. Ki bir insanın gerçek manada diğer insanlara fayda verişi kamil bir mümin olduktan sonra aslında tesir eder. Yani herkes birbirine bir şey anlatır, bir şey yapmaya çalışır, doğru yola iletmeye çalışır ama gerçek manada tesir edici insan kemale ermiş, olgunluğa ermiş bir insandır. Yani olmuş bir insandır. Kemale ermiş, olmuş bir insandır. Rabbim bizi kemale erdirsin. Müslüman kamil olması lazım, olgun olması lazım. Ama çok bunun da tabii insan çalışma yapması lazım. Yani
nasıl kemale ulaşılır, nasıl oluşur, bunu insanın yapması lazım. Bir meyve bile zamanını bekler kemale ulaşmak için. Onu hocam, eğiten... Şimdi tamam, meyveden örnek veriyorsunuz da şimdi izleyicilerimiz şunu da sorabilir. Yani tamam, kemale ermekten bahsediyorsunuz da hani meyvenin nasıl erdiğini anlatacak. Meyvenin mesela hani karpuz diyoruz ki kemek diyoruz değil mi? Mesela tadı nedir? Acı oluyor. İnsanın kemiği de var işte yani. Şimdi bir şeyin ham olup olmaması meselesi, karpuzu kestiğimizde tadına baktığımızda tatlıysa, ağzımıza lezzet veriyorsa hani olmuş diyoruz, ona göre yok. Ama insanda bu nasıl belirgin oluyor? Yani olgun insan deyince ne oluyor? Vasıflarla o biraz... Tamam hocam, ben aslında onu neticeye gelecektim. Evet. O netice şeyi, cevabı. Ama söylersem bitiriyorum hemen bir dakika. Ama şuraya getirmek lazım. Yani nasıl olgun olur, biraz onu bahsetmem lazım. Yani nasıl olgun olur, yine meyveden misal vereyim şimdi, başka şeyden vermeyeceğim. Yani... zamanı bekler bir meyvenin olgunlaşması ve onu yetiştiren güneştir, sudur, topraktır. Belli başlı olgunlaşmasını sağlayan ünsiyetler vardır. Sularsın, güneş vurur. Mesela bizim bahçede biber vardı hocam. Fideleri diktik. Meğer gölgeye koymuşuz. 3 ay geçti, 5 ay geçti, biber çıkmadı. Sonra işte anlayan bir misafir geldi. Dedi ki onları güneşe koyacaksın, güneşte duracak dedi. Sonra ben aldım güneşe koydum. 10 gün 15 gün geçti, böyle ufaktan biber çıkmaya başladı. Yani meyveyi yetiştiren güneş, sen güneşten alıkoyduğun zaman olgunlaşmıyor suyunu versen de. Şimdi neticede insanın da olgunlaşması... meyvenin olgunlaşması güneşle olduğu gibi, suyla olduğu gibi, toprağın verimiyle olduğu gibi, insanın olgunluğa ulaşması da zikirle olur, kulluk yaparak olur, idrak ederek, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan Allah-u Teala'yı bilmektir. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Aslında irfan sahibi olmak, olgunluk elde etmek aslında insanın kendini tanıması, kendi özelliklerini, vasıflarını bilmesi ve bu doğrultuda kendini kendi yetiştirmesiyle olgunluğa ulaşır. Yani dışarıdan illa ilim okuyarak veya işte başka bir etken, bir olgun insanla münasebet kurarak, onun ahlakından sıyret ederek olgunlaşabilir. O yüzden kişi arkadaşını dini üzeredir. Din kemaldir, olgunluktur. Yani dini üzeredir. Yani arkadaşının kemalatına ulaşır, olgunluğuna ulaşır. Adam gerçekten batıl ehli biri ise sen onunla ünsiyet kurduğun zaman batıl ehli biri oluyorsun, orada olgunlaşıyorsun ve seni döndüremezsin de. Yani ateistlerle oturup kalktığın zaman bir müddet sonra yenilip, aslında yenilmiyorsun, sıyret ediyor ahlak, vücuduna sıyret ediyor, bütün azalarına, artık sen onlardan oluyorsun ve neticede seni çeviremeyiz de. Yani çünkü kemale erdin sen orada. Şimdi insanı da işte kendini tanıması, irfan sahibi olması kendini tanımasıdır. İnsan kendini tanıyacak, sonra da kendini tanıdıkça Rabbini tanımış olacak. Rabbini tanıdıkça acziyetini görmüş olacak. Acziyetini gördükçe de kemale ulaşmış olacak. Yani olgunluğa ulaşmış olacak. Bunlar ifade olarak belki çok basit, kolay, sanki böyle hadi yapalım demeyle olacak şey değil, bir serüvendir bu. Burada o zaman şu soru sorulur. Bunları kendi başına mı insan olgunluğa ulaşacak? Yani demin dedin ki bir meyveyi güneş olgunlaştırırken insanı kendi mi olgunlaştıracak? Hayır, burada da tabii mürşidi kamil, yani insanı olgunluğa ulaştıracak hoca lazım. Mürşit dediğimiz, yani önünü açan, yol gösteren, kamil,
olgun bir mürşit, yani mürşit değil, olgun bir mürşit. Bir de ekmel, mükemmel olacak falan, seni daha çok olgunluğa ulaştırması lazım. Böyle bir kamil mürşidin terbiyesine girdiğin zaman o senin güneşin oluyor. Sen anlamasan da o seni ne yapıyor? Güneşin meyveyi eğittiği gibi, kemale ulaştırdığı gibi mürşidi kamil de insanı ne yapıyor? Kemale ulaştırıyor, olgunlaştırıyor. Tabi burada o topraktan su alışı, işte toprağın verimi olduğu gibi insanın karakter yapısını da zikirle, kendi iç dünyasındaki müşahedeyle, işte tefekkürle kendini yetiştirmesi de önemlidir. Yani sadece mürşide bağlanmak da yetmiyor. İnsanın burada bir gayreti, mücadelesi, kendini keşfetmesi lazım. Bunları elde ettiği zaman bir Müslüman ne oluyor? Olgun, kamil bir Müslüman oluyor. Peki kamil bir Müslümanla ham bir Müslümanı ayırt eden özellikler, herkes de bunu az buçuk bilir. Yani bir mesela ham Müslüman bir kere cahil, cehaletin vermiş olduğu şeyle, çünkü bilme yok onda, irfan yok, bilgiye dayalı bir şey yok. Yanlış karar verebilir, yanlışa sapabilir veya olaylara tek gözle bakabilir. Bir şey duymuştur, onu almıştır, onunla bakabilir. Geniş basiretini kullanamaz, yani geniş bakamaz, ferasetini kullanamaz, olayı iyi kavrayamaz, basiret kavrayış yani. Bunları kullanamaz ama olgun bir Müslümanın empati kabiliyeti vardır. Bir günah, mesela ham Müslüman bir günahkar gördüğü zaman ezebilir, çabuk kızabilir, işte çabuk günah düşebilir veya Kabe'ye de gider ama hata görebilir. Yani bu da önemli. Mesela oradan misal verelim. Ham Müslümanı Kabe'ye yollarsın. O der ki bura niye pis? Bunlar niye böyle? Şunlar niye şöyle? Niye geldik? 40 derece sıcaklık ya, bir de olsa da gitsek, neyse bir namaz kılayım. Bu ham Müslümandır. Çünkü bilme, yani idrak kabiliyeti yok. Ama olgun bir Müslüman ne yapar? O Kabe'nin hakikatini anlamaya çalışır. Orada peygamberimizin yürüyüşündeki onun ayak bastığı yerlere basarken o edeple basar, hata görmez. İşte oradaki hakikati, gerçekliliği, olgunluğu kendine almaya çalışır. Naif davranır, burada Allah'ın misafirleridir der. Bunlar Allah'ın misafiri olduğu için ben bunlara ne yapmayayım, kötü gözle bakmayayım der. Bura Allah'ın evidir, Allah'ın evinde hata mı aranır der. İşte bak, kaliteli, yani olgun bir Müslümanla ham Müslümanı ayırt eden özellik, mesela Kabe ikisini yolladığında budur. Bu hayatın her alanında böyledir. Şimdi biz Osmanlı'ya baktığımız zaman bir kemalat görüyoruz. Bir olgunluk görüyoruz. Bizim atalarımız ki anlatılır, yani o olgunlukta vefa vardır, merhamet vardır, anlayış vardır, idrak vardır. Mesela çok beni etkiler. Mesela atalarımız bir ormana gireceği zaman baltasını sarıp girermiş. Derlermiş yani niye böyle bir şey yaptın diye sorana. Dermiş ki genç fidanlar ürkmesin. Burada bir ince anlayış, bir kemalat var. Dinin bir kültüre yansıması var, olgunluğunu yansıması var. E şimdi biz öyle miyiz yani? Adam villa yapacağım diye koca çınar ağaçlarını ne yapabiliyor? Heba edebiliyor. Bu ne? Ham. İdrak yok, anlayış yok, olgunluk yok. Bu yenmez. Ama öbürü ne? Bu adam yenir ya, bu olgun bir Müslüman. Veya sen bir ağacın altında dinlendiğinde kalkıyor, su şeyinden, bagrecinden biraz su döküyor. Diyor ki yani hakkın geçti, vefa duygusu. Bu nedir? Bir olgunluk, bir olgun anlayıştır, bir idraktir. Öbürü ne? Ağacı tekmeler, kırar, dalını koparır. İşte yani hamla olgunun şeyi bir olmuş ayvayla olmamış ayva yediğinde aradaki zıtlık kadar bir şeydir.
Rabbim bizi kemale erdirsin. Rabbim bizi olgunluğa erdirsin. Daha da güzel peygamberi olgunluklar, Resul olgunlukları, bunlara Rabbim bizleri erdirsin diye dua ediyorum. Amin Cazım Hocam. Süremiz kısıtlı olduğu için aslında konuşmuş. Böyle derdi aslında. 40 dakikaya sığacak bir konu değil. Ancak ben bazı sorular var. Onları hemen Mustafa Hocam'a iletmek istiyorum. Çünkü bayağı ısrarla izleyiciler, şimdi onlara da ayıp olmasın. O kadar telefon numarası verdik, sorularınızı cevaplayacağız dedik. Hocam onu hızlıca cevaplarsanız sevinirim. İlk sorumuz, selamünaleyküm hocam demiş, benim bir sorum olacaktı demiş. Hocam ben tövbe ediyorum, tövbemi bozuyorum. Ne yapmam lazım? Bana bir yol gösterir misiniz demiş. Öncelikle çevreyi değiştirme tavsiye edilir. Sonra ahiret arkadaşları dediğimiz günahtan uzak duran arkadaş çevresinde arkadaş edinmen gerekiyor. Ve tövbeyi bozdun, Allah muhafaza etsin. Ama tövbe etmeye de devam etmen gerekiyor. Evet. Son günlerde bu promosyonların rakamsal değerinin artmasından sonra promosyon caiz mi diye soranlar oluyor. Promosyon caiz mi? Banka promosyonları. Karşılıksız bir paradır. O yüzden caiz değil. Ama ne yapmak lazım? Bankadan alıp onu mutlaka fakire fukara ihtiyaç. Akrabalarımızdan değil ama. Bugün yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. Akrabalarımızdan ne diyeyim hocam? Ya uygun, temiz bir para olmadığı için ne yapılıyor? Uzak tutulması gereken bir şey yani. Zekat için bile insanların akrabalarına sadaka, iyilik yapıp zekatı başka dışarıya vermeleri tavsiye edilir. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bu promosyon rakamları büyüdü ya. İşte 15 bin, 20 bin gibi bir rakamlardan bahsediliyor. Bizim bir arkadaşımız daha bugün telefonda görüştük. O devlet memuru olan bir arkadaş demiş ki ben promosyon parasını kullanmayacağım. Caiz değil, haram değil deyince öteki arkadaşlar, esnafmekler buna dalga geçmişler. Sen bize ver, yemeyeceksen, harcamayacaksan filan gibilerinden. Ve bunu alaya almışlar. Bu sakıncalı bir durum değil mi? Yani bu caiz olmayan bir şeyin kısmını insanların birbirlerine bu şekilde ithamda bulunması, alay etmesi sizce doğru mu? Ya işte bizce doğru değil. O arkadaşlarca da doğru olmaması gerekiyor ama işte o arkadaşlarda para olunca hiç dinini araştırma kalmıyor. Ver Allah'ım hani biz her türlü götürürüz hesabı. Bir de şöyle bir şey demişler. 200 lira 300 lira olsaydı verirdik ama demiş şimdi 20 bin lira bunu harcarız falan demişler. Yani rakam çoğalınca insanların şeyleri biraz düşmüş. Rabbim muhafaza etsin diyorum. Bir izleyicimiz de şöyle bir soru yöneltmiş. Enteresan bir soru. Ne olacak benim halim demiş. Ben de sordum ona. Ne diyorsun yani, ne halin var? Bolu'dan yazıyorum demiş. Ne olacak benim halim demiş. Bolu'dan yazıyorum. 9 tane diyor kediye bakıyorum. Allah beni affeder mi demiş. Yani şimdi benim anlamadığım mesele neyi affedecek Allah? Hani şimdi içki içersin Allah muhafaza, hani zina işlersin, 9 kediye bakıp affolmak mı istiyorsun? Neyi anlamadım ama. Bu gösterdiğim merhamet karşısında Allah da bana merhamet gösterir mi? Onu da Allah bilir diyelim biz. Allah merhamet eder, affeder. Önemli olan senin kaliteli olman ya. Yoksa Allah'ın affını biz tarif edemeyiz ki yani. Sınırsız bir aff var. Her şeyi affeder. 9 tane kediye baksan da, hiç kediye bakmasan da affeder ama önemli olan kaliteli olmaya çalışmak lazım. Neyse, arayanlar da çok, soru yöneltenler de çok ama programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta inşallah devam ederiz kaldığımız yerden. Mustafa Hocam size çok teşekkür ediyorum. Kazım Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Müslümanlar, İstanbul için Yasin Ezan vakti de geldi aslında. Biraz da gecikti, programı sonlandırmak durumundayız burada. Yeni bir hır bakışla önümüzdeki hafta yeni konuyla tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Hayırlı akşamlar.